Öncelikle merhaba. Ağır Yaşama ve Zeki Bey, size teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Ben Taner Karaslan. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Genç Girişimciler ve İş İnsanları Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda burada ticaret yapıyorum. Üçüncü bölgedeyim. Fabrikamız var. Yurt dışına ihracat yapan bir fabrikamız var. Yanı sıra inşaat işleriyle falan uğraşıyorum. Derneğimiz şöyle, birçok gencimiz var burada. Biz buna nasıl karar verdik? Birçok gencimiz var burada. İstedikleri mevkilere, istedikleri makamlara ulaşamadıklarını bize ilettiler. Ellerinde projelerinin olduğunu bize ilettiler. Bunun yakında şeyini göreceksiniz zaten. Birçok girişimlerde bulunduk zaten. Bunları yavaş yavaş medyada yansıtacağız. Burada çok ciddi faaliyetler gerçekleştirdik. Bunun yanında arkadaşlardan, kendi arkadaşlarımızdan böyle bir oluşum kurarsak nasıl olur diye değerlendirdik ve o gün itibariyle başladık. Çok şükür şu an iyi bir konumdayız, iyi bir yerdeyiz. Bölgede ses getirdiğimizi düşünüyorum. Kurallarımız var, evet. Yani en başta siyasetten biraz uzak duracağız dedik. Siyasetle alakamız olmayacak. Eğitime çok fazlasıyla önem veriyoruz. Ve gençlerimiz, yani projesi olup bugün hayata geçiremeyen birçok gencimiz var. Biz o gençlerimizin projelerini alıp köprü vazifesi görerek iletmektir. En büyük gayemiz budur. Bunun yanında üniversitelerde okuyan çok başarılı öğrencilerimiz var. Ekonomik anlamda sıkıntı çektikleri için burada ciddi bir oluşum oluşturduk biz eğitim birim başkanlarımızla. Geçen yıl aşağı yukarı 100'e yakın öğrenciye burs verdik, yeni kurulmuş olmamıza rağmen. Bu yıl hedefimizi daha da yükselttik. İnşallah çok daha ileri bir boyuta taşıyacağız bunu. Şimdi birkaç gün önce birkaç tiyatrocu bir grup geldi bize. Bir senaryolarının olduğunu, o senaryolarını bize aktaracaklarını ve biz de gerekli yerlere bunları ileteceğimizi söyledik. Burada yerel, yani sadece Esenyurt için demiyorum tabii bunu, yerel bütün belediyelerle işbirliği yapıp böyle projelere belediye destekli ya da kaymakamlık destekli oluşumlar oluşturmaya çalışacağız tabii. Ya insanın kendi insanına dokunabilmesi kadar keyifli bir olay yok bence. Eğer biz de kendi insanımıza dokunuyorsak, onların dertleriyle dertleniyorsak, onların sevinçleriyle seviniyorsak tabii ki mutluluk verici bir şey bu. Şimdi tabii bak, bölgede farklı siyasi gruplar var. Şimdi öyle bir kritik bir bölgede yaşıyoruz ki kimse kimsenin yanında durup resim çekmeye bile cesaret edemiyor. Yani işte sen şu taraftasın, sen bu taraftasın, öyle bir şey olduğu için biz bunun yanında çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Evet, evet, çok ciddi sıkıntılar. Evet, bize çok farklı taleplerle gelen arkadaşlar, genç arkadaşlarımız var. Ki çok elinde çok ciddi projeleri olan, projeyi hayata sunduğunda çok ciddi bir kazanç elde edilecek bir projeler var. Mesela en basitinden bir projeden size bahsedeyim. Birkaç genç, üniversite okuyan birkaç genç bana geldi. Bizim işte sahibinden.com'u biliyorsunuz. Onun gibi kiradan.com diye bir firma kurmuşlar kendilerine. Bütün domain adreslerini almışlar. Burada bizi gerekli mevkilere, makamlara götürmemiz için bizden yardım istediler. Ve biz de elimizden geleni yaptık. Bölgenin büyük iş insanlarına götürdük. Çünkü çok kapsamlı, çok büyük bir proje. Ve kazanç elde edilecek bir proje. Biz de bunun için gençlerimizi büyük iş insanlarının yanına götürdük. Bir köprü görevi kurduk. Tabii son olarak şunu söyleyeyim. Biz gençlik yapılanması olarak kültürel hangi faaliyet olursa olsun başkanımıza gittiğimizde bizi geri çevirmeyeceğine eminiz. Bu konuda kendisine teşekkür ediyoruz. Burada aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tüm dernekleri, tüm dernek binaları kendilerinin başkanlarıyla birebir görüştüğümüzde hepsi de bizim herhangi bir sosyal faaliyette bizim istediğiniz an yerlerimizi kullanabilirsiniz sözünü aldık. Bunlardan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Size de bu konuda ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bizimle bir röportajı yaptığınız için inşallah kısa bir süre sonra tekrar